Evet sevgili arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Rite açılışımızı yapacağız. Keyfimize bakacağız. Çayımızdan da yudum almayı unutmayacağız. İnce belli. Bunu asla kaçırmayacağız. Evet, rakibimiz nereden? Yunanistan'dan. Komşu komşu. Komşu komşu. Evet. Kalimera. Kalimera diyeceğiz. Evet. Rite açılışını oynayacağız. Rite açılışı Atef3 ile başlayıp C4, G3, Fg2, Rok ile devam eden bir açılış. Merkezi kontrol etmiyor ilk etapta. Rahat bırakıyor ama sonra işte D3 hazırlık hamlesi, sonrası E4 veya direkt D4 tarzı hamlelerle yükleniyor arkadaşlar. Evet. Bunu alacağız. Fili çıkacağız. Evet, bu yapıları çok oynamışlığım var. Biliyorsunuz her satranç ustasının uzmanlaştığı açılışlar ve devam yolları var. Yani açılış değil, açılışın da dalı var. Bunu asla unutmayın. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Mesela ne bileyim, Geri Kasparov deyince, Geri Kasparov kariyeri boyunca en fazla ne oynadı? Siyahlarla E4'e Sicilya savunması, Neidorf varyantı oynadı. Sicilya Neidorf. Ondan sonra siyahlarla D4'e karşı ne oynadı? Shine savunmasını çok oynadı. Hello my friend diye yazdı. Hello buddy. Yazalım. Hello buddy. Süper ya. Evet, süper. Biz de ona yazdık. Hello'ya hello. Yani bizde şey yok. Evet, süper. E6 yaptı, enteresan. Bak mesela bu E6 hamlesi değişik. Yani biraz kısıtlı kalacak. Bakacağız. Hani E6 yaptı diye oyunu kaybetmeyecek. Bilmiyorum. E6 enteresan, ilk defa gördüm. Daha ne ilkler göreceksin hocam. Biz sana ne ilkler yaşatacağız? Göreceğiz. Evet, bakalım bakalım bakalım. Evet, buradan bir selam göndermek istiyorum. Sevgili Gökçe Büşra. Çok güzel iki ismim var. Sevgili Gökçe Büşra'ya kucak dolusu sevgiler iletiyorum. Siz de selam böyle iletmemi istiyorsanız sizlere. Evet. Yazabilirsiniz Satranç.com Instagram kanalından. Ben de not alıp arkadaşlar bazı videoların başına sizi anarım. Selam gönderirim. Hocam nasıl devam edeceksin bu oyunda? Şimdi bu oyun arkadaşlar baktığın zaman evet, yani C dikinden oynayacağız. Çünkü C dikinde piyon yok. Ben burada nasıl bir dizilim almam gerekiyor? Esasen ben burada D4 sürebilirim. Ve benim D4 sürmem iyi. Bence iyi. Çünkü at C3'lere BC3. Böyle mis. 10 numara D4 hamlesi. Sonra E4 de patlatırım. Değil mi? Sonra D5. Ben D4 yapacağım azizim. Dur bakayım ama D4'e E4 alırsa ne yapacağız? Çünkü at D4 aldığım zaman at C3 vurursa ne yapacağım? B3 vuracağım. C6'ya basacağım. C3'te piyonum kötü kalacak. Fil değil de gelecek. Onu hocamız sevecek. Hiç sevmeyecek. Bir garip, bir dakika. Şimdi D4 yaptım. C4 kesti. At D4 kesince at C3 vurdu. Maksat piyon yapımı bozmak. BC3. Sonra fil değil de geldi mesela. Ne yapacağım ben? Satrançta da dert bitmiyor ki kardeşim. Onu düşün, bunu düşün. Ona ne yapacağım, buna ne yapacağım? Bunu nasıl kaçıracağım? O zaman biz D3 oynayıp da efendime söyleyeyim, nazik nazik işte fili çıkacağız da kaleci bir geleceğiz. Öyle mi oynayacağız bu oyunu? Ben o vaziyeti pek beğenmedim. Evet, konumu küçümsememek lazım. Ben en iyisi burada D3 oynayayım. D3 oynayayım. Evet. Süper. Harika. E tabi şimdi arkamdaki kitaba hemen gözünüz ilişiyor. Bunu fark etmedim sanmayın. Acaba ne koymuş? Keşke benim de olsa dediğinizi duyar gibiyim. Ama önce böylesi yapılarda, bu İngiliz açılışı da oldu artık belki adı. Bu tip yapılarda, hatta bu tersten Sicilya yapısı aynı zamanda. Sicilya Dragon yapısı. C dikinden operasyon planlayacağız. Bu fili azizim. D2'ye çıkacağız değil mi nazikçe? Çıkalım. Çıkalım. Sonra kaleci 1'e geleceğiz. Ufaktan buraya bir yöneleceğiz. Böyle yöneleceğiz.
A3 B4'ler kovalayacağız belki. Bakalım oynayalım. Sakin oynayalım. Yunanistan'dan kardeşimize, Yunan kardeşimize çok yüklenmeyelim. Hocam yine de kaleci bir gelecek misiniz? Bu dikeyde hayat var. Bu dikeyde hayat var. O yüzden geleceğim. Kaleci biri geleceğim arkadaşlar. Kitabı da elime alacağım. Oy oy oy. Üzerine ne yazıyor arkadaşlar? Üzerinde ne yazıyor azizim bak. Yakınlaştıracağım. Göreceksiniz. Bak bak chess. Bak chess ne yazıyor burada? Sırları diyor. Satrancın sırları. Satrancın sırlarını açıklama vakti gelmişti azizim. Bu stratejiyle ilgili sırlar. Kimleri görüyorsunuz? Bak bak bak. Kramnik. Karpov. Petrosyan. Kababilanka Nimzowitsch. Fazla söze gerek yok. Kitabı açmıyorum bile. Bu kapak size yeter. Bu da böyle bir kapak olsun. Arkadaşlar içinde ne var? İçinde kitap ayracımız var. Çalışmışız besbelli. Evet maç analizleri var. Ne olsun? Maç analizleri azizim. Maç. Maç. Bak. İngilizce. İngilizce ama merak etme. 20-30 tane kelime bilsen yeter. Zaten aynı şeyler. Mesela bak ne yazıyor? Good diyor good. Bak good ne? Good iyi. Bak o good'ları takip edeceksin. Good'ları takip edeceksin. Bak diyor ki ne diyor? He has a bishop. Onun fili var. Hocam fil elephant değil miydi? Ya onlar bishop diyor biz fil diyoruz işte. Boş ver şimdi karıştırma. Kimin neye ne dediği ne önemi var ki? Evet, anlamlara takılma. Evet. Süpersin. A3 var mı? A3 olmaz mı? Lokum gibi hamle bu vaziyette. Oynayacağız. Ama ben sana söyleyeyim. Taviz verdik biz rakibe. D4 yapmamız lazımdı. Şimdi onun da güçlü olduğu nokta burası. Hatta dedim ya ben size E6 yaptı. Vallahi o E5'i düşünüyor şimdi ben sana söyleyeyim. E5'i düşünüyor da şurayla ilgili sorun yaşar mı diye bakıyor. Çünkü oraya fil de bakıyor. At da bakıyor. Sevgili Kamil Yaşar da bakıyor. Erhun Bey bizi izliyor. Azizim. Gece kuşu mu oldunuz Erhun Bey? Şöyle saati çevireyim de sizi report edeyim. Duyduk duymadık demeyin. Erhun Bey gece yarılarına kadar satranç oynuyor. Yarın mesaisi var ama uykusuz geliyor azizim işe. Uykusuz geliyor. Evet Erhun Bey'i de şikayet ettik şirketine. Şirket benim hocam. Yani kimi kime şikayet ediyorsun diyebilir Erhun Bey. Evet. Evet. Olabilir. Bizi nice patronlar da izliyordur ama hani şu katıl butonuna da bassınlar yani. Bizi bir desteklesinler. Evet. Vezir D7. Vezir D7 enteresan. Rakip neyi kovalıyor? Bak şimdi bak bak bak. Rakip neyi kovalıyor? Kaleyi buraya gelecek. Bunu mu istiyor? Ama niye bunu bu kadar çok istedi? Ben ne yapacağım şimdi? Ben ne yapacağım? Şimdi ben ne yapacağım? Benim bilgimde ne var? B4'ü sürme gayreti göstermem lazım benim ama olmadı o iş. Vallahi yattı bu iş. Bu iş yattı. Zaman farkı da 4 dakika. Ne yapacağız? Maç bakmak lazım. Maç bakarsanız bu tip konularda hangi fikirle devam etmeniz gerektiğini bilirsiniz. Hocam, file 3 gelelim mi biz? Sonra da 4 sürmek için. Vallahi file 3 geleceğim ben galiba biliyor musun? Fili E3'e koyacağım. Başta file E3'e koymam lazımdı belki. Belki de başta file E3'e koymam lazımdı. Bence burada filin yeri E3. Buraya koyacağım. Ben burada D4 sürmeye çalışacağım. Ben size söyleyeyim. Evet. Bu arada şöyle yeni kupamdan da suyumu içeyim. Şöyle biraz hava atacağım. Havamı şöyle atayım arkadaşlar. Şöyle döndüreyim. Hop. Evet buradan sevgili Gak Atölye'ye, Gak Üretim Atölyesi'ne, sevgili Adem Bey'e sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Çok güzel ve özel bir el yapımı, handmade, handmade kupa gönderdi bana. Burada da böyle satranç dünyam yazıyor. Keşke benim de olsa diyenlere bir sürprizimiz var. Ufak bir sürprizimiz. Cumartesi gecesi
saat 22'de başlayan Efsaneler Gecesi'nde biliyorsunuz turnuva yapıyoruz. O turnuvaya katılanlar arasından, yani şimdi düşüncem o, o vakit yine gösteririm. Katılanlar arasından 3 kişiye kurayla bu kupayı hediye edeceğiz. Tabii şart olarak da herhalde 5-10 maç oynama şartı verebiliriz turnuvada. Cumartesi gecesi öyle bir güzellik yapalım, heyecan katarız. Sevgili Gakatole'ye de teşekkürlerimizi iletiyorum tekrardan. İki kişiye de Satranç Dünya'nın Instagram hesabından vereceğiz. Bir post paylaşımı yaptım. O posta yorum yapanlar arasından çekiliş ile. Kura'yla efendim, Kura'yla. Evet, rakibim düşünüyor. Yani konum aslında onun açısından rahatsızlık verici değil ama düşünüyor, düşünecek. Düşünmeden olmaz bu iş. Evet. Bakalım ne olacak. Evet. Yunanistanlı kardeşimiz düşünüyor. Evet. Yunanistan. Satranç turnuvası için çok gitmişliğimiz var Yunanistan'a. Çok gitmişliğimiz var. Düşünüyorum aklıma gelen ilginç bir şey var mı diye. Yani düşünüyorum. Bayağı gitmişim ben ya. Bayağı gitmişim. Onlar geldi aklıma. Bir sürü turnuva. Evet. Hatta milli takımımızla kamp bile yapmıştık Yunanistan'da. Olimpiyatlara hazırlık için yapmıştık galiba. Tabii. Sabah 6'da sabah sporu ile başlıyorduk arkadaşlar. Ya satranç kampı, satranç sporculuğu. Arkadaşlar, sporcuysan zinde olacaksın vücut olarak da. Her profesyonel sporcunun bir fiziksel branşı var. Çünkü saatlerce otur, inan bana kondisyon gerekiyor. Yani fiziksel kondisyon gerekiyor. Benim de vardı fiziksel bir branşım. Hem de çok aktif yürüttüm. Efendime söyleyeyim. Ve hakikaten benim satranç gelişimime çok pozitif katkısı vardı. Ya bunu direkt hissediyordum. Hatta fiziksel branşımı bıraktıktan sonraki performansımda dalgalanma yaşamıştım. Bunu açık söyleyebilirim. Onu söyleyebilirim yani açık bir şekilde. Açık ve net. Evet, bizi başka kim izliyor? Ege Yeşil izliyor. Ege Yeşil. Kaya 71 izliyor. Affelay Demir izliyor. Onur Simay izliyor. Morpa izliyor. Bir de Elon Linus bizi izliyor. Bak o neden izliyor onu bilmiyorum. Evet. Süper. Süper arkadaşlar. Vallahi güzel. Evet, bu saate kadar uyumayıp beni izlemeniz onur ediyor beni. Yorumlar ve beğeniler de beni onur ediyor. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sizin karşısına renkli içeriklerle çıkmaya, öğretici içeriklerle çıkmaya çalışıyorum. Rakibim kara kara düşünüyor. Plan bulamadı. Aslında onun yerinde olsam ben zaten dedo sürmek burada çok belli etti kendini. Hani kalelerden birini, F'deki kaleyi D8'e gelirdim. İlla ki orada geleceği olur bu kalenin diye düşünüyorum. Yani kaleye niye gelmedi? Çok düşündü. Düşünsün. Bizim için iyi. Bizim için iyi. Zaman dengesi oluşur arkadaşlar. Evet. Evet. Biliyor musunuz? Çok düşünmek de sıkıntılı. Çok düşündüğünüz zaman boğulmaya başlarsınız. Bunu asla unutmayın. O yüzden yani zindeliğinizi kaybedersiniz. Enteresan kaleci 8 geldi. Enteresan azizim. Kaleci 8 geldi. Bunu biraz bakmam lazım. Hazır fırsat vermişken bunu mu süreceğim ben acaba? Vallahi ben bunu sürünce böyle gelsin, ne yapacağız? Ortalık kaynıyor azizim. Ortalık kaynıyor. Kaynıyor. İpler çok gerildi burada. Bir hata işi bitirir. Bir stratejik hata işi bitirir. D4 yapsam diyelim ki kesti. Atla kesti. Diyelim ki fille kestim. Onu kesti, bunu kesti, hepsine kesti. Beraberlik oldu. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? O zaman vezir D2'ye koyup böyle mi geleceğiz? Çok ilginç. Onun at D4'ten sonra buraya gelme olayı var. Ama at D4'ü gelemez. Boşta kalıyor değil mi? Tamam. Vezir D2 geleyim ben. Ama vezir D2 değil. Böyle gidesin ne yapacağım ben?
buradan buraya girmek istersen ne yapacağım? Beğenmedim. Hocam burada başka nasıl devam ediyorlar? Vallahi sıkıştık kaldık ya. Evet. Fazla kişi izlemese bari. Sıkıntılı. Ama sıkıntı yaşayacaksın azizim. Satranç böyle. Satranç böyle. Şuradan bir tane bunu sürsek mi acaba? Son bir tane böyle sürsek. Oradan bir onu kıpraştırsak mı? Ama o zaman işte at'a 3 vurur. Ben h4 sürünce at'a 3 vurup vurursa bu G piyonu çok sallantıda kalır. Siyah renkli fil de var. Valla çaprazdan bizi hırpalar. Hırpalar. Evet, birazcık kayboldum arkadaşlar. Birazcık kayboldum. Evet. Bir de böyle bir seçenek var ama bunu ne yapacağım ben? Nereye bağlayacağım? Bunu nereye bağlayacağım? Of. Plansız oynarsanız işte böyle sıkışıp kalırsınız. Hocam aynı bizim durum. Aynı bizim durum. Biz de böyle yapacak hamle bulamıyoruz. Oynayacak fikir bulamıyoruz. Ve patlıyoruz yani. Bir hata yapıyoruz. Çift soru. Kaybediyoruz. Dökülüyoruz. Bakalım sen ne yapacaksın? Bakalım ben ne yapacağım. Bakalım ben ne yapacağım hakikaten. Ne yapacağım ben acaba? Acaba ben ne yapacağım? Evet. Acaba ben ne yapacağım, değil mi? Acaba ben ne yapacağım? Çok sıkıntı. Bakıyorum, bayağı bakıyorum. Bayağı baktım yani. Bayağı baktım. Evet, bayağı baktım. Bayağı baktık. Ben buldum, buldum. Buldum, buldum, buldum. Arkadaşlar ben bunu kesiyorum. Piyonla kesiyor. Dede sürüyorum. Onu oynarım ben. Onu oynarım. Onu oynarım. Evet. Of. Of. Bulmam lazım zaten. İlla ki bir şey bulmam lazım. Oo, bununla vurmaz diye düşünmüştüm. Ama bakmamıştım. Bakmam lazımdı. Bakmam lazımdı azizim. Ne yapacağız şimdi? Evet. Ne yapacağız şimdi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Tamam bir dakika. Atı açarak bir şey kazanamıyoruz. Atı açarak bir şey kazanamıyoruz. Peki B4 yapabiliyor muyuz? Aldığı zaman at D4. Buraya vurmalar var mı? Kaçar ama. Çat 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 bir şey yok. Tamam. Şimdi vezir A4 nasıl? Aa güzel. Güzel. Vezir A4 güzel bir hamle. Şık bir hamle. Evet, vezir A4 biraz önce iyi değildi. Şimdi iyi bence. Güzel. İyi yer tutuyor. Hocam plansız oynuyorsunuz. Hamle hamle oynuyorsunuz. Arkadaşlar zaman az. Yani zaten planlı plan demek aslında şöyle. Yani plan hani hangi kanattan oynayacağın şeklinde bir büyük plan vardır. Bir de o planın ikili üçlü gruplar halinde şekillenmesi vardır. Yani aslında biz onlara mini plan diyoruz. İkili üçlü hamleler kuracaksınız. Mini planlar. Bazen o mini planlar tek hamleden ibaret olabiliyor. Ama siz çok fazla tek hamleye odaklı oynadığınız için olmuyor. O tek hamlecilik oluyor. O sıkıntılı. O zaman taşlarınızın arasında bir ahenk oluşmaz. O da sizi giderek daha kısıtlı bir konuma götürür. Bu yüzden olabildiğince birbiriyle bağlantılı hamleler düşünmeniz lazım. Evet. Dur. Israrla burada kalıyor ya. Şöyle gelsem. Vezir D'ye gelecek. Atla kessem. Fille kesecek. Fille kessem. Kaleyle kesecek. Sonra B4 yap diyorsun. Ha, lokum gibi oyun olur valla. B4 yap diyorsun sanırım. Ha, oyna. Öyle oynayalım. Bak şimdi. Bak şimdi. Atı D4'e geldim. Onun böyle bir atraksiyonu var mı? Var 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 var. Var. Var var. Var bence.
Ben bunu alıyorum ama buradan araşa çıkıyor. Kaçıyorum. Bunu alıyor. Bir şey hatta çıkıyor. Bunu da alıyor. Dünyaları alıyor. Ben sana söyleyeyim mi? O onu kovalıyor. O onu kovalıyor. Bir dakika. Bir dakika. O zaman ben. Geleceğe katkı sağlayacak bir hamle aramam lazım. Geleceğe katkı sağlayacak hamle. Hocam. Olmaz ki o da. Şöyle bir hamlenin cazibesine kapıldım ama çıkmaz bir şey değil mi? Çıkmaz. Veziri buraya aktarmalara bakıyorum ama bir şey çıkmaz değil mi oradan? Şuraya girsem, oradan oraya girsem filan. Oradan oraya girsem, buraya girsem. Dur bakayım, veziri şuraya gelsem. Enteresan bir konum olabilir. Bir tane şunu sürsem mi acaba? Bir tane bu hamle bence iyi. 4 dakikaya 8 dakika. Ben birazcık bakın burada at olmadığı için bu bölge zayıf. H4 hamlesi rakibi tetikleyen bir hamle. Rakibi ürküten bir hamle. Geleceği parlak durur çoğu zaman bu hamlenin. Psikolojik etkisi vardır. Bana bir zafiyeti yok bu hamlenin. Onu söyleyeyim ben size. Bir problem yok. H4 bu tip konumlarda sıkça yapılır. Tipik bir hamledir. Yani atı artık geri kaçtı. Geri kaçtı. Ürktü. Bak mesela şimdi benim bunu yapmam iyi. Yani bu iyi bence. Bu iyi bence arkadaşlar. Ama şimdi o da veziri geldi ya buraya. Bak bu da çok klasik bir numara. Buradan şimdi atacak. Bak görüyor musun? Atı atacak. Bak uyanık spor atı atacak oradan. Komşu dedik. Komşu komşunun külüne muhtaçtır dedik. Onu oradan şey yapacak. Dur. Dur Azizi. Onu nasıl halledebiliriz? Bir dakika. Hocam bu veziri aktar buraya o zaman sen. Hatta veziri şuraya mı aktaracaksın hocam? Vezir orada sıkışır. Şuraya geleyim ben o zaman. F5 sürünce nereye geleceğim ben? Buraya. G6 sürünce buraya mı geleceksin? Vallahi sıkışır orada Azizim. Böyle F5 böyle geleceğim. F5 böyle mi geleceğim? Çok çılgınca. Çok çılgınca ama olabilir. Olabilir. Evet, gelelim bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. Ama ebe sürüyor. Ebe sürüyor. Yani ebe süremez. Alınca şiş var. Tamam. Evet 2 dakika 55 saniye. Çok konuştuk. Olmadı. Bizi Ercan 11 izliyor. Fatih Bey izlemeye başladı. Can Kurtaran 86 bizi izliyor. Evet. Same old same bizi izliyor. Los Angeles'tan. Sağ olsun. Evet. Loyalite izliyor bizi. Loyalite. Evet Viyana'dan izliyormuş bizi. Buradan da Viyana'ya selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Süper. Arkadaşlar. Evet biliyor musunuz? Bazen çok satranç çalıştığım günlerin gecesi şu şapkalı, fötr şapkalı bizim dostumuz karşıma çıkıyor. Bana böyle korkutucu şeyler söylüyor. Ürküyorum azizim bazen, ürküyorum. Bilmiyorum sizin de rüyanıza giriyor mu? Hep şu sözü benim aklıma geliyor işte. Kabusun olacağım, kabus olacağım diye beni korkutuyor. Yani onu da size söylemek istedim. Buraya bastı. Bir dakika. Kaleyi bir tur şuraya gelecek miyiz?
Fili ben buraya geleceğim. Evet, 2 dakikaya 7 dakika. Bakın fil B2'ye, kaleci 2 ile korumak istemedim. Fil G5 daha etkin bir hamle korumak istedim. Bu fili şah kanadından çıkartmak benim işime gelecektir. Ben çünkü orada çoğalma gayreti içerisindeyim. H piyonumu getirdim, vezirimi getirdim. Dolayısıyla onun taşını da yok etmek teknik açıdan bana fayda getirecektir diye düşündüm. Hızlı karar verdim çünkü zamanım az. Eğer bu maç daha uzun süreli bir maç olsaydı daha derli toplu oynardım arkadaşlar. O yüzden sizin Blitz'tir, Bulut'tur. Bunlarla olmaz o iş. Yani onlar satrancın biraz eğlenceli kısmı. Sizin düşünerek, üreterek, keşfederek, yani o bocalayarak, kalkarak, rakipten daha dirençli oynayarak bir takım eserler ortaya koymanız gerek. Satrancın tarifini yapıyoruz yani, satranç bu azizim. Sonra bana satrancın sırlarını anlatır mısın hocam dersin. Hocam bak, daha sürprizlerimiz var. Bak bu ne? Bu strateji. Hani gerekirse hop buradan da power play çıkar. Yani beni kızdırmayın. Biz burada serilerimiz var yani. Daha size göstereceğimiz bir sürü kitap var, merak etmeyin. Hiç merak etmeyin azizim. Size daha nice kitaplar göstereceğim. Evet, keşke bende de olsa diyorsunuz. Olur. Zamanla sizde de olur. Kaynaksız olduğunuzu düşünmeyin. Yani ben de zaten çok önemli bir noktaya gelene kadar ciddi kaynaklara erişimim yoktu. Ama bu devirde internet gibi açık bir kütüphanede, yani artık kendine çalışacak bir şey bulamıyorsan da kusura bakma diye derim yani. Allah Allah, burada H5 alınır mı hocam? O piyonun orada kıymeti var mı? Kıymeti var mı? H2 açılıyor. Oradan H2'nden kullanabilir misin? Kullanamazsın. Vezirle alsak işe yaramaz. Atla alsak, atı buraya gelecek galiba. Atı oraya mı gelecek diyorsun? Dur bakayım. Atı oraya gelemez. Hesabımı yaptım ben. Bak. Atla aldığım zaman atı buraya gelemez. Gelemez. Neden gelemez? Neden gelemez? Veziri buraya geliyorum. H7 istiyorum, tamam mı? H6 sürerek atıma saldırırsa önce fil B'yi de alıyorum. Vezir B'yi de alacak. Sonra da buradaki atla E6'ya vuruyorum. O da F6 alınca vezirle buradan E5'teki atı alıyorum. Doğru mu hesaplıyorum? Bakıyorum biraz daha. Doğru mu hesaplıyorum? Ara hamle kaçırıyor muyum diye bakıyorum. Yo, ara hamle kaçırmıyorum. At F3 şah çekemez. At D3 vurursa kaleyi alıyorum oradan ben de. Güzel. Aman bardağı falan indirmeyelim. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Evet. Ne dedik? Atla alacağız dedik. Aa, 50 saniye dur. 50 saniye azizim. 50 saniye. Gelir mi bunu acaba? Gelir mi? Yer mi bunu? Yer mi komşu? Komşu komşu. Hu. Yok ya, gelmez. Hesaplıdır o da. O H6'yı ya, şey yapmıyordur yani, bence hesaplıdır. Azizim. Eğer o dediğim hesaba düşerse ve hesabım doğruysa, yani artık bir like'ınızı alırım. Evet. Süper. Evet. Çok enteresan bir oyun oldu bu mesela. Çok hani stratejik başladık. Hani böyle işte vezir kanadı atağı falan dedik. Ama oyun giderek daha dinamik hale büründü. Ama bakın ne yaptım ben? İşte H piyonumu sürmem. Vezirini buradan buraya aktarmam. Onun filini buradan yok etmem. Burayı birazcık hareketlendirdi. Oradan bir şey çıkar mı çıkmaz mı bakacağız. Ha, geldi, oraya geldi, dur. He, sağlama geldi, dur. Sağlama geldi. Hocam zaman. Bunu alacağız bir tane. Gözün dört aç. Gözün dört aç. Gözün dört aç. Onu almak da iyi değildi belki. Dur bakalım. Şunu bir tane süreceğim.
Aa, dur dur. Veziri kovup buraya alacak. Benim bunu sürmek zorunluluğummuş. Bunu süreceğiz zorunlu, zorunlu. Zorunlu. Vezire saldırısı bir atı şey veziri bu yaka getiriyorum. Hocam bunu o piyonu sürdüm. D3 piyonu kötü kaldı. Hemen D3 o zaten at B3 ile saldırırsa ona da böyle geleceğiz. Onları hesapladık. D3 piyonu benim sıkıntılı piyonum oluyor ama ben burada bir dinamizm yakaladım. Ben oradan yakalayacağım. Dur bakayım. H5'im falan var benim oradan. Dur. O atla vezirle oradan bir şey yapmaya çalışacağız. Hocam beyaz kaleleri alev alev açtın, yaktın. Vallahi yanıyor. O beyaz kaleler şu an var ya alev alev yanıyor. Bak bak görüyor musun? Bak. Bak nasıl yanıyor bak. Bak 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 bak. O yüzden bu atı buradan kovmam lazım benim. Yoksa feci feci feci. O da gitmek istemiyor biliyor musun? Hazır yakalamış. Herhalde H6 falan düşünüyor olabilir burada. Ya bu atı kovup da buradan şah çekmeler var. Hani H6 sen bunu al ben bunu alayım olayına girmeyi hesaplıyor olabilir. 44 saniye kaldı. Yine yumurta kapıya dayandı. Hocam yani son dakikaya kadar kalıyorsun. Bizi de strese gerilime sokuyorsun. E ne yapayım arkadaşlar? Konuşarak da oynanmıyor ki. Valla deneyin. Deneyin görün. Konuşarak oynanmaz. Pür dikkat oynanır. Zaten ben kendi stilim olarak da yani pür dikkat oynayan birisiyim. Öyle şey yapamıyorum. Şimdi bunu mu istedi? Tamam, tutacağız onu. Tutacağız. Hatta bunu tutacağım biliyor musun? Yok ya abartma. Tut bunu. 30 saniye. Bu bana burada lazım olabilir. Burası çünkü biraz sıkıntılı. Dur bakayım. Evet. Benim gözüme kestirdiğim hamle bu şimdi değil mi? O. Atıma saldırırsa atı nereye kaçacağız? Atımı nereye kaçacağım? Eğer böyle yaparsa atı şöyle şöyle böyle dolandırmayı düşünüyorum. Bakalım. Pardon. Evet bir dakika. Evet. H6 yaparsa ataş 3 manevrası var. Tamam böyle. Böyle. Okey. Sonra böyle. Sonra böyle. Oraya basacağız. Evet, orayla uğraşacağız. Şunu sürmek de iyi. Bunu sürmek de iyi. Hocam D4 karesini veriyorsun. Ama çaprazı kapatıyorum. Ayrıca bu atı da yerinden ediyorum. Tamam. Burada ileri karakol oluyor. Geri kalmış falan oluyor ama oyun artık dinamik bir hal aldı. Bir de zamanım azaldı. Dur bakalım. Ben şimdi bir sonraki hamlemde atı buraya koyacağım. Ondan sonra E4 kararına bakarım. E4 kararı ciddi. Çaprazla ilgili şu an şu aşamada bir problem yaşamıyorum. O yüzden sorun yok. D3'e de kolay kolay basamaz. Yani buradan basarmış aslında ama. At F4 tam zamanında geliyor. Dur bakalım. Evet. Evet Yunanistan'dan. Evet. Kalimera diyebilecek miyiz? Evet. Kalinikta. Kalinikta diyebilecek miyiz? Birkaç kelime hatırlıyorum arkadaşlar. Hatta cümleler falan kurdum ben. O kadar İlerletmiştim Yunancımı. Ama geçti tabii hepsi unutuldu. Konuşuyordum böyle ufak tefek tabii. Evet. Tabii canım yani gittiğimiz ülkenin hemen kelimelerini, sıkça kullanılan şeylerini ben de severim mesela. Mesela bir yere gidince onların dilinden işte günaydın nasılsınız? Sanki çok biliyormuşum gibi. İşte neydi, nedir? İşte Ohio gozaimasu. Ondan sonra. O Genki Desika. Genki Genki. Evet. Bir dakika geldi. Genki Genki geldi dur. Hocam ne yapacaksın? Kararsızım. Kararsızım azizim. Ama şunu mu geleceğiz buraya? Evet. O da enteresan bir hamle yaptı. Evet. Evet. 30 saniyem kaldı ama onun da 2 dakikası var. Aa onu yaptı dur.
Dur. Vallahi ben bunu süreceğim. Orayı zayıflatacağım azizim. Süreceğim, süreceğim, süreceğim. Şimdi atımı isteyecek o. Atıma yer lazım. Dur. Atıma manevra sahası, manevra sahası. Buldum bak. Böyle, 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 böyle. Şurası bak, şurası E4 karesi. Böyle, böyle, böyle. E4 karesi değil mi? Yoksa buraya gel, vur, vur, vur oraya. Vur, parçala. Yok, 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 yok. Böyle, 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 böyle. Böyle, 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 böyle. Böyle. Güzel, 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 güzel. Bu çaprazın hassasiyeti var. Okey. Vezirimizin sıkışma hattında olduğunu gözlemliyorum. Okey. Tamam. Atı çekip F5'ler patlatabilir. Aman dikkat. Ben atı oynayınca vezire koridor açıyorum. Sorun yok. H5 ile ilgili sıkıntı yaşamam diyorum. O buradan vezir A6 ile buraya saldırabilir. Ama vezir A6 gelirse bana bu hamleyi verir. Onun veziri buraya bağlı. O yüzden onu yapmaz diye düşünüyorum. Evet. Evet. Veziri buraya bağlı. Ama o ne yapacak? Vezir buraya mı gelecek? O da anlamsız. Ben buradan buraya koyacağım. Zayıf karelere yöneleceksin arkadaşlar. Evet. Dur bakalım. Ah, oraya geldi. Bana bu şansı verdi. Bana bu şansı verdi azizim. Vallahi ben bunu süreceğim. Şey bunu geleceğim ben. Gel. Gel 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 gel. Şey oynasın o şey oynasın. O şey oynamak çok istemez. Şey oynasın. Ben belki atı böyle kovacağım. Yok ama atı öyle kovmak iyi değil. Ama F4 yapmak enteresan mı? Yok. G2'yi açmayacağız. Dur. Niye o bu hamleyi yaptı bu arada? Enteresan. Hocam G4'ü süreceğim mi? Sıkıntı. Sıkıntı sürmeyeceğim. Hocam gebe sür ya. Aç orayı. Aç kapını ben geldim. Giydiğim ateşten gömlek. Sür. Sür 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 sür. Sür. Bizim de G2'miz var kardeşim. Ben de buradan geleceğim. 20 saniye 1 dakika. Hadi bakalım. Alırsa böyle. Alırsa öyle almak tehlikeli aslında. Alırsa belki böyle. Alırsa belki böyle. O niye şu an H8'e gelmedi? Enteresan. Dur aldı. Aldı ben böyle oynayacağım. Güzel 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 güzel. Bu oyunu nazik oynayacaksın. Narin oynayacaksın. G'li almak değil, kaleli almak daha güzel. Daha güzel, daha güzel, çok güzel. Belki F2'nden yapıp bitecek bu iş. Belki F2'nden bitecek bu iş. Bu iş F2'nden bitebilir. Bakacağız. Bu da var ama o pek şey değil. O elimizin altında bulunsun. Evet, kaleli almak ünlemdi bence. Lokum gibi hamle. Dur. Geldim oraya. Tamam gelsin. Tamam gelsin. Tamam gelsin. Çifle. Çifle 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 çifle. Şimdi burası açmazda kaldı dur. Yakalayacağız. O da şeye mi oynayacak? O şeye nereye oynayacak? Dur bakalım. Aa ben direkt bunu alabiliyordum. Almadım ya. Aa uyuduk. Direkt bunu alabiliyordum ben. Aa verdi 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 uyudu. Uyudu alabiliyor muyum ben bunu? Alırım. Kopartırım. Ya bunu ben de kaçırdım o da kaçırdı. Ama ben konuşuyorum. Benim mazeretim var. Onun mazereti de olması lazım bilmiyorum. Evet herkes kendi mazeretini kendisine. Yani ayarlasın ona göre. Evet. Bu gerilimi seviyorum azizim. Evet. Evet baskı altında doğru karara vermeye çalışacaksınız. Daha neler öğreneceksiniz neler. Neler neler. Böyle geleceksiniz. Böyle geleceksiniz. H6'ya basacaksınız. Terk etmesi lazım burada. Çünkü oyun bayağı kayıp. Bayağı kayıp. Bayağı kayıp. Evet süper. Süper süper. Evet. Kalimera. Kalimera. Kalinekta. Kalinikta. Evet süper. Arkadaşlar bu kupayı sizin için elde ettim. Sizin için kazandım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar enteresan bir oyundu. Yani her oyunun hikayesi, tonu, şeyi farklı, derinliği farklı. Yani gitgeller tabii ki olacak. Bir tarafın kontrolünde gelişmez olaylar. Evet, rakibimize selam gönderiyoruz. Evet, Yunanistan'a. Harikasınız arkadaşlar. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Olabildiğince açıklayıcı olmaya çalışıyorum. Mesela burada G ile almak ilk başta cazip duruyordu benim için. Ama G ile almak nasıl ki ilk göze çarpan hamle, rakip için de ilk göze çarpan hamle. Bunu asla unutma. Yani rakip
benim G piyonuyla almamı öngörerek belki de burayı aldı. Anlatabildim mi? O yüzden rakibi yakalayabileceğiniz noktalardan biri de ilk göze çarpan hamle refleksini vermemek. Çünkü zaten rakibiniz onu ele alarak kararlar veriyor. Rakibi ters köşeye yatırmaya çalışacaksınız. Rakibinizin beklentilerini boşa çıkartacaksınız. Yoksa bunu bu kitaplardan mı okuyacaksınız? Ben size bu kitaplarda belki de bulamayacağınız önemli sırları veriyorum arkadaşlar. Akıllı, dikkatli notlar alanın yanına kar kalacak. Benden söylemesi. Benden söylemesi. Evet. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir başka paylaşımımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar. Sağ olun.